بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Niye dedim biliyor musun? Koca dev dev insanlar, yazarlar, dünya tarihinde şekil vermiş insanlar işin içine çıkamamış. Ya delirmişler ya intihar etmişler. Yani çok filozoflar delirmiş ve intihar etmiş. Bildiğim için söylüyorum. Çünkü onların felsefesine şuydu. Hayatla ya uzlaşacaksın ya savaşacaksın. Böyle demişler. Bu cümle onların. Savaşınca delirirsin. Uzlaşırsan hayatın bir parçası olursun. Peki çıkış yolu nedir? Gene onların sözü. Savaşırken uzlaşacaksın, uzlaşırken savaşacaksın. Onların bir roman variymiş diyoruz da, değil mi? Peki bizde ne var? Bunlar ifrat ve tefrit. Ya savaşacaksın, ya uzlaşacaksın. Savaşacaksın, delireceksin. Uzlaşacaksın, hayatın bir parçası olacaksın. Yani normal hayat akan bir varmış, bir yokmuş. Dikdörtgen içinde öleceksin. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Onun için öleceksin. Bizde ne vardı? Niçin bunu deme ihtiyacını duydular? Çünkü vasat yok. Felsefede vasat olmaz. Hiçbir şeyde vasat olmaz. Hiçbir yerde vasat yoktur. Siz tabii akvaryumun içinde büyüdüğünüz için ifrat, tefrit, vasat. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ne biçim şablon, ne biçim olayları yorumlama yöntemi biliyor musunuz? Farkında değil yani. Yani nurcular farkında değil elindeki nimeti. Diğerler inim inim inliyor. İfrat, tefrit, vasat var. Adam hayata ya uzlaşacaksın ya savaşacaksın. Çünkü niye? Demek zorunda. Peygamber yok ki dünyalarında. Vasat sistemini an şart peygamber olması lazım. Tarikatta da öyle ya. Risale'nin dışında seminerler veren insanım. Diyanette dahil. Milli görüşüne Avrupa'da. O MHP'nin o Sivas'tı vardı ya, ona Musin Yazıcıoğlu'nun Alperenler camilerinde, yani en zirveyi gösteriyorum. Diğer camilerde keza, düğünlerde, cenazelerde konuşuyorum. Yani ifrat tefrit, vasat bilinmiyor ki. Şey için, onun için isim verdim, yani vasat yok. Anladınız mı? Ya ifrattadır, ya tefrit et, vasat yok. Vasat peygamberlerin ve mücedidlerin yöntemiyle bulunur. Başka hiçbir yolu yoktur. Yani vasat denen bir mantık yok Resul, mantık. Böyle bir düşünce yöntemi yok, şablon yok. Mantık yok, mantık. Yani böyle bir şeyi çözmek için, olayı çözmek için hani yöntem kullanılıyor ya, şablon, formül, kantar, metre. Böyle bir şey yok. Ya uzlaşacaksın ya savaşacaksın. Neticesi de budur diyor. Esad-ı Ekber'de ne diyor? İfrat, vasat var diyor. Vasat var diyor. Ve yetmiyor. Vasata kişiyi getirmek için, vasata getirmek için vasat var demeyi bitirmiyor. Bunu tanımlıyor. Bu budur. Böyle 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 zeli var, bunun adı şeytan. Bu tefriti, bu budur, böyle böyle özelliği var, böyle donanımlar var ve böyle girer, böyle olur. Bu ya nefse mare ya cinlerdir. Yani cinlerin kullandığı malzeme seyrettiğimiz, dinlediğimiz, kokladığımız vesaire. Bugün bir çocuk, bir delikanlı 16-17 yaşında, akrabanız olur, sizin dershanede kalmamı nasibiyle
Arkadaşlarınız ise sorar, derse geldikten sonra, yani oturursunuz ya dersten sonra. Çocuğum şöyle de ne yapayım? Hepsinin %100 hiç şansın yok. İşte şöyle Burhan geçiriyor. Daha bu yaşta, 16 yaşında Burhan mı olur? 20 yaşında hayatın, Burhan işte depresyon işte çıkmıyor, şöyle de böyle. Aldığınız gibi koyun, ya laptopla olmuştur, ya tabletle olmuştur, ya internetle olmuştur, ya televizyonla olmuştur. Başka hiçbir yolu yok, sistem bozulamaz. La tahrip illa tamir oradadır. La ilahe illallah. Vasat yok. Vasat peygamberlerde ve takipçilerinde anlayışta olur. Ama öyle durup dururken vasat olmaz. Vasat. Bunu tanımlayacak. Sistemi anlatacak. Neyin nesidir? Bizdeki karşılıklar nedir? Şeytanı kabul etmek yetmiyor. Diyeceksin diğer cemaatler şeytan kabul etmiyor mu? Şeytanı... Şeytan en büyük tuzağı, kendisine tabi olanlar, kendisini inkar ettirmek. Şeytan denilen şeyi acubi-i hilkat zannettiği için kimse ki şeytana bana musallat olmuştur, bana bende vardır. Böyle hiç kimse ihtimal vermiyor. Hiç kimse, istisna yok. Hoca sacısı, şeytanı 18 kafalı, 7 ayaklı zannettiği için böyle acubi-i hilkat bekledi. Senelerden beri bekliyor, böyle bir şey yok. Ha şeytan varmış yani. Oysa içindeki bak, söyle, kur, aç tut televizyonu, aç bu haberi diye o enerjinin kendisi şeytandan değil, o şeytandır. Kaçma yolunu deniyor ama tam şeyine... Nerede kaçacak nedir ki? Zaten sıkıntıyı veren şeytan. Sıkıntısını kamçı yapıyor, gene habere sokuyor. Evet, dördüncüsünde mi kaldık? Yoksa beş mi? Dördüncüyü biraz işledik ama... Tamam. 456 metva telviyat-ı tisa. Bunları şunları 23. defter. Bunlar da mesaj verirken gönderdikleri sorular. Konferansta. En son verdiğim konferansta. Bunlar arkadaşlar. Şunlar. Arkadaşlar. Bunlar bu risandaki bu yöntemler bir olayları fark ettiriyor. İki olayları çözümlemede yöntem gösteriyor. Üç olayları fark ettirip yöntemi gösterdikten sonra olayları çözmede malzeme veriyor. Dört seni inşa ediyor bunu yaparken. 5 inşa ettiriyorsun herkesi. Böyle bir şey. Bunlar hep o satır aralarında topladığımız cümleler. Ya. Üstad aynı kavneti uyuyor musun? Yani bütün meselelerden önce yarayı söylüyor. Nereden geldin? Ondan sonra tamirata başlıyor. Evet. Yani bir fark ettiriyor. Onu çözümlemede, çözmede formül veriyor. Fark ettiriyor, formül veriyor, çözmede malzeme veriyor. Bunu yaparken seni ürküttürmüyor, çökertmiyor. Kuvve-i kutsiyeni, moralini, özgüvenini çökertmiyor. Tam tersine seni inşa ediyor. Bu hale gelen sen, dördüncü sürede gelen, süreçte gelen sen, başkasına çare ettiriyor. Siyaset yapıyor diyebiliyor muyuz? Yok. Nefse siyaset yapıyor. Yok, yok. Siyaset denmez. Hakikat bu çünkü. Yani direkt vurmuyor da iyi mi kötü? Yok, yok. Direkt değil. Zaten direkt mireki yok. Sigara bırakacağım, azaltacağım. Böyle bir şey yok. Bırakamaz. Siyaset yok. Hakikat. Aniden çıkacaksın karşısına. Sigara bırakacaksın, bırak. Misal verdim. Azaltayım. 20 tane içiyordum, 19 içim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Zaafına gelir. O 12'ndeyken bir baktın 20'yi okuyor. Hayır. Bıraktım, bıraktım. Bu siyasettir senin dedi. Değil öyle. Olmuyor. Direkt darbe vuracaksın. Can alıcı şeyine darbe vuracaksın. Şimdi bu kadar seyredeyim. Sonra biraz daha azaltırım. Yok. Seyretmeyeceğiz. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır. Dördüncüsü,
İmandaki, imanın içerisini anlatıyor şimdi. İki tane iman var temelde. Temelde üç tane var da. Bir, imanın sana kazandırdıkları. Üç, imanın içine giriyoruz. Şey iki, imanın içine giriyoruz. Üçüncüsü, şey söylüyordum. İrfan ama onu ben bilmiyorum. Üçüncü şıkkı. Ben imanın iki yönünü biliyorum. Yani iki çeşit. Bir şuur-u imani nokta var. Bir de şuur-u imani takkesi var. Bir imanın sana kazandırdıkları. Bir de imanın içine giriyorsun. İşte duba gibi, balon gibi. Tamam mı? İmandaki marifetullah. İmanda ne varmış? Marifet. Ha, onun için varmış. O marifetteki muhabbetullah. Orada da zevk varmış. Bu ilme lakin aynı hakkan yakın hani nihayesin dereceler var ya. Tabii yani Resul'ün bunu, bu kanunu kullanabilirsin. Burada bir kural söylüyor. Kanuniyet anlatıyor. Kanun bir silsiledir, efalonunla bağlıdır. Artık sen bunu çoğaltabilirsin. Az önce dedin yani imanın iki verite bana var dedin ya. Bu iki değil de daha fazla olarak çıkmıyor ortaya. İlme lakin hani taklidi, tahkiki, tafsili. Ha o hep bu kategorinin içinde. Mesela birincisi neydi? İmanın sana kazandırdıkları. İlme lakin hani lakin hakkal yakın. Bu kategoriye giriyor. Ayrı bir şık değil o. Ayrı bir şey, madde değil. Başlık bu. Ya buna girer ya buna girer. Mesela misal vereyim. İman sana televizyondan uzaklaştırabilmiş mi? O kadar iman var mı? Tahkiki değil mi? İman sana ne yaptırabilmiş? Bakar mısın? Hayatına bir bak bakalım. İman mahluktur. İman mahluktur, realitedir, vücud haricisi vardır. Bir atölyede, bir atölyede yapıldı. Tezgahlar var ve malzemelerle iman. Bu hakikat. Nerede anlatıyordu bunu hatırladınız mı? Nasıl abi? İşaret icaz 71'de. Şira, usare, ünsiyet, bu ünsiyet, fikret, o diye malzemeyi sayıyor, tamam mı? Nerede yapılıyormuş bu? Vicdanda yapılıp kalbe aktarılıyor. Atölye orası. Vicdandaki iste yapılıyor. Vicdan var ya, vicdan dört şey var, tezgah var, sistem. En dışarıda ne vardı vicdanda? İrade. İrade. Zihin. Zihin. His. Hatırlıyorum. İradenin ibadetullah bir malzemedir. Malzemedir. Tezgah iradedir. İmal malzeme, iman tezgahtır. İbadet malzemedir. Neticesi iman. Zihin tezgahtır. Marifetullah malzemedir. İman netice. His vesaire işte. Bu imanda ne var? İman böyle bir şey için anlatıyorum. Çok duruyorum bunun üzerine. Müslümanlardan bahsediyorum. Ben rastladığım bir şeylerden. Bu da sokaktaki değil, hoca seviyesindeki insan. İman bir şeydir, düşünce şeklidir, bir alakadır, bir fark ediştir. Yani adam ne diyordu? Yani bir tarafkilliktir. Yani bu yani. Böyle iman ettiğim için yapıyorum onu. Öyle demiş. Lazım olduğu için değil. Hayatın içeriği olduğunu bu şeyi, televizyonu terk etmenin, müziği terk etmenin. Ya yok, bu imanın lazım olduğunu. Bakın, Allah böyle istiyor. Mehmet burayı dinler misin? Çok önemli de onun için. Çok ilgimi çektin. Bak, Allah televizyonu seyretmemi istemiyor müzik. Nerede? Bu nerede? Ben bu hayatın içerisinde hayatı zehir yapacaktır bu. Bunu yapmamam lazım. Nerede? Bu teslimiyettir. Bu hakikattir. Ondan sonra bunu görüyor. Yani ben bunu seyredersem
Ben bu işe, bu çocuk bu laptopla tablet oynarsa bu çocuğu içine sokacak. Bu haramdır, günahtır değil bu. Bu hayatın gerçeğinde görmüş. İmanı hayatta görmüş. Bu seni iman içine almış işte. Bir illet bir de hikmet var ya abi. İllet tamam yani Allah dedi ben bunu terk ediyorum. Ne hikmeti de bunu içindeki sana kazandırdı fayda. Ben bunu yaparsam hani akıl diyor ya akıl hikmetle gider. Yani bu hikmet de düşündüğüm zaman bunun zararları da vardır. Eğer Allah beni bundan reddettiyse illa bunun bana maddi manevi zararları var. Akıl yoluyla gittiği zaman abi bunu mantık cihetiyle düşündüğü zaman sizin dediğiniz ortaya bu birincisi. İkincisi hayatın kendisi yani hayat ayrı, din iman ayrı. Sanki bu din iman biz hayata rağmen kulaç atıyoruz. Hayata direniyoruz. Filozofun dediği gibi hayatta ya kavgalısın ya da uzlaşı içindesin. Kavga yaparsan delirirsin. Uzlaşırsan parçası olursun. Değil. Hayat böyle adeta bizi din, İslamiyet, tesettür, namaz, hayata rağmen gidişata böyle savaştırıyor bizi. Ondan kafayı oynatıyoruz veya ondan sıkıntı oluyoruz. Hayır. Hayatın bir akıcılığı var. Bir hakikati var. Bu bizim fark ettiğimiz gibi, gördüğümüz gibi akmıyor. Bu değil. Bunu aralamak lazım. Yani böyle olmamalı. Mutfak, tuvalet, yatak, iş ve dikdörtgen içinde öl git. Hayat o olamaz. Olmamalı. Böyle bir şey olmaması lazım. Dettiriyor. Yani İslam ve din, iman hayata rağmen çatışan, çelişen bir şey değil. Hayatı uzlaştıran da değil. Çatıştıran da değil. Hayatın kendisi olduğunu. İnsanlar anlayışları bu hayatı farklı anlama taşıdığından dolayı işte bedeli de insanlara maddi ve manevi bu kadar hastalıklar çıkmış. Hayata savaştıkları için delirmişler. Hayata akıcılığına uydukları için onun bir parçası olmuşlar. Savaşmıyorsun. İçeriğini, genetiğini alıyorsun, yorumluyorsun. Din hayatın hayatıdır. Hem nurudur hem esasıdır. İhya-i din ile olur. Bu insanın, bu milletin ihyası. Yani ben, heyecanım şuradan kaynaklanıyor. Din, hayatın bir akıcılığı var, gerçekliği var, ona karşı çatıştırıyor, zannettiriliyor. Yani hayata rağmen yapıyoruz. O zannettiğin şey insanların din anlayışına. Mesela tesettürü çıkınca insan hayattan utanmıyor, insanlardan utanıyor. Hayat zannediyor. Yani din mesela tesettür demiş. Din sakal demiş. Din içki içmemek değil mi? Tek başına olsam lokantaya gitsin içki içmeyecek kesin. Ama ne derler diye iş yerine geldiler, müdürler bir araya geldi. Ya işte düğündür. Ya ne diyeceğim? İnanmadığı, istemediği halde içmek zorunda kalıyor. Hayattan değil, insanlardan kaynaklanıyor. Hayat, başka hayatın kurbanları olan insanlar ayrıdır. Mayalıyor diyebilir miyiz abi? Evet. İslam'la iman. Maya nereyi mayalıyordu? Abi iman ve imanın nur ve kuvvet tarafı var ya abi. Biri hayatı işte İslamiyet'le iksirliyor. Biri de kuvvetle mayalıyor. Yani değişmeden dönüştürüyor yani. Evet. Sata getiriyor. Doğru. Yani bunu kapmanızı istiyorum şunu. Din hayata çatışan bir sistem yöntem değil. Hayatı yorumlayan, hayat anlamlandıran, insanların inkişafına malzeme yapan, kendisini inşa etme adına, kendi inşa etme adına varlığı mevcudatı malzeme yapıyor kendisine. Yani bu malzeme yok cennette. Yani bu ben buradan marifet alıp muhabbetullah'a netice vermem. Yani marifet malzemedir. Muhabbetullah ekmektir, pişmiş. Neticedir. Marifet de malzemedir, muhabbet de malzemedir. Muhabbetullah netice. Yani bir sonra.
Demek ki hayata savaştıran, uzlaştıran değil. Hayatı yorumlayıp, hayatın farkındalığına varıp, hayatıyla kendisini inşa etmek. Hayatta inşa olmak değil, hayatı burada inşa etmek. Hayatta inşa olmak değil, şekil almak değil, şekil vermek. Çünkü insan böyledir. Diyor mu dördüncü yol, hayatımı yani bana hayyu kayyumu sana hayatı verenin hayatına göre bak. Diyor. Bu, hayat hayyu kayyuma göre hayatına bak. Hayatı sana kim vermiş? Dolayısıyla hayatta malzeme olmak nerede? Hayatı malzeme etmek. Ben şu cihetten söyledim abi. Diyelim ki yani hayatta külliyet kesbetmek. Yani bana ait diyor bakması bir ise diyor, Halik'ıma bakması yüzdür diyor. Bana neticesi bir ise Halik'ıma bindir diyor. Yani o bana bakması o 99 neticeyi görebilirsem, yani o veya 1000 neticeyi görebilirsem hayat külliyet kesbediyor. Hayatın öbür cihetlerini de görmüş oluyorum abi. Hani külliyet kesbetmek. Evet. İmandaki marifetullah, imanın içinden bahsediyor. Ve o marifetteki muhabbetullah ve onun içindeki zevk. Tamam mı? İçerisi, içi, gir içeriye, gir içeriye, gir içeriye, gir içeriye. İnsanlar buradan mahrum. İman ediyor bir taklit. Marifet yok. Marifet var, muhabbet yok. Hulusi abi diyor ya, imanınızdan zevk alabilmeniz için dava arkadaşlarınıza uhuvvet etmeniz lazım. O, ayrı ayrı parçaları birleştiren bir çimento gibidir diyor. Ustadın halis bir talebesi. İşte muhabbetten muhabbetullah doğuyor. Yoksa yalnızlaşır. Yukarıda okumuştuk üçüncü maddede. Yalnızlık vahşetinden. Yalnızlık vahşetinden kurtaran muhabbettir. Yani insanlara muhabbetten mi muhabbetullah meydana geliyor? Yani insanlara evet, dava arkadaşlarına. Çünkü muhabbeti nasıl öğreneceksin? Dağdasın. Hiç kimse yok. İnsan yok. Tek sensin. Muhabbet olur mu? Nasıl öğreneceksin ki? Çünkü insan, bak insan, noktalı virgül, insansız insanlaşamaz. İnsan insansız, oradan noktalı virgül koyalım. İnsan insansız insanlaşamaz. İnsan insansız, noktalı virgül, insanlaşamaz. İnsan olmadan insanlaşamazsın. Peygamberlerin en büyük vazifesi de insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Çünkü insan değiliz, insanlık bize verilmiş. Biz insandan da üstünüz. Çünkü sana giydirilen vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet, iman, marifet, muhabbet ve lezzeti ruhani. Sana giydirilmiş. Peki sana verilmiş. Kime verilmiş? Sana. Sen kimsin? Sen kimsin ki vücut verilmiş? Sen kimsin ki hayat verilmiş? Sen kimsin ki insaniyet verilmiş? Bab-ı insaniyet. Öyle bir alem var. Kapısı da Bab-ı insaniyet yazıyor. Oradan insan girecek. Kullandığı yöntem de ismi hak. Cenab-ı Hakk'ın hak ismi kullanılırsa, hak insanlığa çıkış şeyidir, malzemesidir. Hak ismi, diğeri değil. Hak yönü. Bab-ı insan, Bab-ı insaniyettir ki, ismi hakkın cilvesidir. O insanlık denen bir alem var. O alemin kapısı Bab-ı insaniyettir. Medine'de kapılar var ya peygamberimizin şeyinde, ravzasında. Bir sürü Bab-ı Selam kapısı var. Darüsselam var vesaire var. Bir sürü kapılar var. İşte bu Bab-ı insaniyet, insanlık kapısı. İnsan girecek. Yöntemi, anahtarı Hak ismine mazariyet nispetinde olur. Cenab-ı Hak rastgele bir isim kullanmamış orada. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Peki o ismi Hakk insana hakim olursa 11 tane netice verir. Orada yazıyor 11 tane. 11 tane sıfata ne kadar aitsek o kadar insanız. 11 mi 9 mu? 11. 11. şey, hakikat 11 tane olacak. Garip garip baktığınız için saymam lazım ama 11 tanedir. Burada. En emniyetli bir abd. Bir. Hitabat-ı Sübhanesin en mütefekkir bir muhatap. Üç.
Nazariyet esmasını en cami bir ayine diye devam ediyor. Değişti değil mi şimdi orası Mehmet Salih Şah'a göre orası? Yani insan olmak için kullanacağın esma haktır, hakka mazariyettir. Malzeme budur. Sen de bu 11 tane isim ne kadar hakimse o kadar insansın. Bunu 11 taneyi açmak istiyorsan içeriği 11. sözdür. 11. sözdeki durum. Devam edeyim. Çok yavaş gidiyoruz değil mi? Hızlanalım mı? Sıkıntı yok abi. Ne gerek? O zaman acele etmeyelim. 4'ü okuruz bugün. Başka bir gün 5, 6 böyle gideriz. İmandaki marifet var içinde. Marifet ne demek? Hep biliyip geçiyormuşuz. Marifet nedir? Yani Allah'a bağlantı kurmak yani malumatlarını, bilgilerini mana harfiyle bakmak yani. Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini işte yani hikmetlerini bilmek. Arif olmak. Neyse ona girersek çıkamayız. Marifetullah diye bir ders olur. O marifetteki de bir de muhabbetullah varmış. Bu hakikate arif olan diyor zaten. He? Bu hakikate arif olan ya ilahi hasenatim senin hatandandır. Marifet arif olan. Arif olan zat onun altında işte. Arif olan. İntisap kurulduktan sonra uyanan mıdır abi muhabbet? Uyandırılan. Uyandırılan. Sendeki karşı. Mesela yazı, musaf. Ses, elhamdülillahi rabbil alemin. Bu ses, bu sistemde sese dönüştü. Bu sese dönüşünce sende dimağında, kalbinde, vicdanında, ruhunda uyananın bütünlüğü senin Kur'an'ında. Kur'an budur. Kur'an bu. Çünkü Kur'an okunandır. Kitap değildir. O musaftır. Sayfalanmış. Çünkü Kur'an mahluk değil. İşte marifet, arif olmak buna. Bundakiler arif olmak. Sonra o marifetteki muhabbetullah'ın zevkini safi tarikat vasıtasıyla anlamak. Safi tarikat vasıtasıyla anlamak. Tarikat, tarik yoldur. Eskide bu hakikaten yol işletilmiş, bayağı çalışmış. Şimdi bir sürü bidatlar girmiş. Şimdikinde konuşmuyoruz. Safi tarikat diyor. Yani tarikat deseydi, değil, ayırıyor. Şimdi ismi var, cismi yok. Adam tarikatçı olabilir ve hürmet edin ona. Evinde televizyon olmayan tarikatçıya hürmet edin, tarikatçıdır ve safidir. Temiz adamdır, temiz kadın. Evinde televizyon olanın tarikatı iddiası vardır. Tarikatı yoktur. Olmaz. Çünkü terki dünya tarikatta şarttır. Değer tariki Ahmet Çağrı çiz. Terki dünya, terki ukba, terki esti, terki terk. Nakşi tarikatına gidebilmek için 4 yol vardır. Terki dünya, Allah'a bakmayan, yani hevesata bakan dünya yönünü terk et. Ahireti gaye yapma. Terki ukba. Yani zikir, evrat yaparken, tarikata girerken, keşif, keramet, ahirette makam, gayen olmayacak. Terki ukba. Tarikat yaparken keşif, keramet, zevkler olacak. Terki esti, coşmalar, taşkınlıklar, bir sürü haller olacak. Keşif ve keramet gibi şeyler. Terki esti, bu tür şeyleri, heveslerini terk et. Bu 3 taneyi terk eden de bir gurur, kibir olabiliyor. Ben de gurur, kibir olmasın diye bu terkleri de terk et. Terki terk. Terki dünya, terki ukba, terki esti, terki terk. Şimdi terki dünya yerine celbi dünya. Terki ukba yerine celbi ukba. Terki esti yerine celbi esti. Terki terk yerine celbi celp olmuş. Hani aslında bahsediyoruz. Eskide bu cadde işlemiş. Safi tarikat vasıtasıyla anlamak. Abi yok mu? Olmaz olur mu? Her şey batıl bile.
sıfır olmaz. Tâdeb Aleyhisselam'dandır batıl. Hak savaşı devam eder. İnceleşir ama hiç kopmaz, yok olmazlar. Durur o. Vakti gelince neşanıma bulur. Şimdi safi tarikat yok mu? Var tabii. O mesela elini ayağını öperim yani. Tarikat yapıyor, evinde televizyon yok. Lan ne yaparım lan? Tarikatçısın. Doğru. Tarikatta hani marifetteki muhabbetullah zevkini safi tarikat vasıtasıyla anlamak diyor burada. Peki biz hakikat mesleğinde tefekkürle mi diyebiliriz? Bu şimdi insan yapısı, sistemi itibariyle iki tane mesleği doğurmuştur temelde, zahirde. Bir kafa var, bir kalp var. Bu kaçınılmaz, bu kesin. Buna ait bir yöntem geliştirilmiş. Nasıl büyütürüz? Buna ait de bir yöntem geliştirilmiş. Bunu ilmi kelamlar ele atmış. Bunu da tasavvufçular ele atmış. Asıl imamları, asıl saadet ve peygamberler ve asıl imamları ne buna kanaat etmişler ne de buna kanaat etmişler. Çünkü toplumda ikisi de var. Akılla gidenler var. Öyle aklı pek anlamazlar. Öyle saftir, kalbi ve has insanlar var. Öyle ilim, ilim, marifetle, arifetle, arif olmak öyle bir şey yok. Yani kalp yoluyla gidenler var insanlıkta. Dima yoluyla, akıl yoluyla gidenler var. Sırf buna esas alırsan ilmi kelam kitapları ve yöntemleri, dersleri, mektepleri var. Olmuş. Ama bu kafa kabak gibi gelişiyor tabii, büyüyor. Bunu bıraktığı için fındık gibi olmuş. Dengesiz olmuş. Kalp mesleği var, tasavvuf. Bunun yöntemini genişletmiş ama kafayı bırakmış. Bu kabak gibi olmuş kalp. Kafa fındık gibi olmuş. Bu da olmaz. Ama ikisi de hak tabii. Sahabe yolu, cadde-i kübra bu. Cadde-i sura, cadde-i sura. Cadde-i kübra şu. Akıl ve kalp bütün. İkisi cem edilirse kalpsız akıl, akılsız kalp olmaz. Ustad diyor ki, akılsız kalp taasup olur. Kalpsız akıl inkar olur. Çünkü imam buradadır. O zaman ikisi cem edilecek. İkisi beraber kübra oluyor. Kübra oluyor. Peki usta dediği velayet-i usta. Bir tanesini almış, bunu almış. Velayet-i usta. Usta. Yani bu yol. Ama bunu işleyebilmesi için kesinlikle haram ortam olmaması lazım. Haramlar bunu bulandırıyor. Yani ahir zamanda biraz zor. Mümkün değil değil ama zor, çok zor. Tarih lezzeti almış. Hakikat mesleği kalp ve aklın imtizacıyla. Akıl ve kalbin imtizacı. Ama tarikatta şöyle bir şey de var. Yani o akıl ve kalbin imtizacında lezzeti ruhaniye. Ben lezzeti ruhaniye alıyorum. Tabi Allah'ın vardır ama bazen şeytan bile miraç yaptırır. O lezzet var ya zikir yaparken. Eğer o zikir yaparken, o lezzet alırken namaz vaktini geçiriyorsan, geç kılıyorsan mesela, safi tarikat vasıtasıyla ve o anlamakla dünyanın vahşeti mutlakasından ve insanın, yani çok acayip bir yer ya, ve insanın kainattaki gurbeti mutlakasına kurtulmaktır. Tarikatta ana maksat bir, üç. Bir, imani billahta marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhaniye çıkıyorsun. Bu ne işine yarayacak? Bakar mısınız elime? Marifetullah, imani billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhaniye oldu mu abi? Bu tarikat. Peki ne işine yarayacak tarikat? Tamam da tarikata niye gideceksiniz? Niye Adıyaman'a gideyim? Niye İsmail Ağa'ya gideyim? Mesela Nurculuğun dışında bütün hepsi tarikattır. Kadir Ağaz'dır Türkiye'de. Nakşi. Süleymancılar da Nakşi'dir ama tarikatların tesi kalmamış. Süleymancıların yoktur. Tesi kalmamış. Rabıta vardır ama bidatlar zirve yapmış. Adıyaman fena değil. Ötekisi dünya, yani paranın hakim olduğu bir yöntem şeyin Süleymancılığında orada. Mahmud Efendi öyle dedi, tarikat var orada da. Adıyaman'da da var yani. Ötekisine dünya galip basmış. Ben hakperestim yani, öyle şey yapma bak. Şimdi tarikat ne işe yarayacak? İmani billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhani. Bu dördü bir araya gelince seni şuradan kurtaracak. Bir.
dünyanın vahşeti mutlakasında. İki, insanı bu dünyada kainattaki gurbeti mutlakasında kurtarmaya vesile ediyor. Gurbetteyiz ya. Ne acayip bir cümle ya. Bazıları diyecek ki, ya abi benim vicdanıma rahatsız ettiği için geri dönüyorum. Süleymancılar hakkında böyle dedim. CHP'yi destekleyen ne olur? Küfre riza, küfürdür. Yani eylemlere baktığın, topladığın zaman, alt alta toplayınca korkunç tüyler ürperiyor. Fethullah'tan pek farkı gözükmüyor. Korkunç tüyler ürperiyor. Kurt çocuklarını Rize'den, bildiğimi söylüyorum. Çünkü dershanemiz karşı karşıya içerisinde. Kurt çocuklarını onların mitingine Mersin'e, Antalya'ya götürdüler. Antalya'ya. Deniz Baykal'ın bir şey. Mesut İlmaz'la Deniz Baykal beraber çalışıyorlardı ya. İkisi beraber çalışıyordu. O hakim olduğu, güçlü olduğu yerde o hakim olduğu yerde o destek verecekti. O dönemde. Antalya'da da Deniz Baykal galipti. Bak, Kur'an kursu hocasından otobüste çocukları binip Antalya, Rize neresi, Antalya neresi o mitinge götürdüler. Her zaman, yani bu herkes şey biliyor, Fethullah'ta CHP'ci. Yani bazı şeyleri bilmemiz lazım. Bilmem. Ama mesela İsmail Ağa, Topbaş, Mahmut Topbaş değil mi? İşte Menzil mesela. Genelinde şeydir yani, istifade ediyorlar. Evet, istikam. Yani ben böyle şey yapmam olmam lazım. Fiil. Şimdi tarikat bize ne kazandıracak denilirse, tarikat bu dört tane bütünlükle bizi bir dünyada vahşeti mutlakadan, iki, insanın gurbeti mutlakası var ya kainatta. Ne, dünya demiyor değil mi? Kainattaki gurbeti mutlakası. Dünya gurbet değil ha. Vahşet. Dünya gurbet değil ha. Kainat gurbet. Bir şey anlatayım, siz de şaşıracaksınız. Harun sen söyle. Kainatın bana hududunu çizer misin? En üst tavandan aşağıya ana kargasın. Kainat neresi? Şeceri şirkat neresi? İkisi aynı değil. Aşağı. Bir de söyler misin? Arştan aşağı. Sayar mısın? Arş. Sayalım abi. Arş değil ama. Ha, Sidret-i Muntaha'dan. Sidret-i Muntaha dahil. Evet, cennet. Bak, Sidret-i Muntaha, cennet, cehennem. Daire-i hayat. Daire-i ilim. Daire-i ilim, daire-i hayat. Daire-i hayat. Kürs. Kürs. Lef-i mahf ve ispat. Lef-i mahf ve ispat. Berza, işte yedisi. Ben çizeyim, aynı, doğru. Bak, kainat. Kainat bu. Bir de çiziyorum. Arşın altı. Arş yukarıda. Tamam. Arşın altı Sidret-i Muntaha. Arş girmiyor mu? Girmiyor. Arş, onun için böyle yapıyorum. Arşın altı. He. Peynir gibi keser misin arşı? At yukarıya. Bu çizgi Sidret-i Muntaha, cennet cehennem. Bu cennet cehennem. Cennet cehennemin, cennetin en son hududu neresi biliyor musun? İşte burası cennetin son hududu olduğundan kainı şeceri hırkatın son hududu diye anlamışlar lügatla. Lügatla gidersen cennetin son hududu Sidret-i Muntaha. Cenneti çevrelemiş. En aşağısı cennetin daire-i ilimdir. Ha, cennet cehennem. Kainatta bahsediyorum. Yani Sidret-i Muntaha ve cennet cehennem alemi. Tamam mı abi? İn aşağıya. Daire-i ilim. İn aşağıya daire hayat. İn aşağıya kürs. İn aşağıya levhima ve ispat. İn aşağıya emrükün feykün. İn aşağıya alemi berzah. İn aşağıya yedi kat sema. İn aşağıya alemi şehadet. Bu söylediklerimi Mehmet tencereye koy, karıştırır mısın abi? Bunun adı kainat. Bak burası şimdi değişecek şimdi. Dünyanın alt üst olacak şimdi, ne diyeceğim sana, şaşıracaksın. Ben de öyle bilmiyordum. Şecere-i Fırkat'ı ben Arş-ı Kürs diye öyle biliyordum. Bak şimdi. Şecere-i Fırkat'ı sayacağım şimdi. Şu anda okuyacağım şu kelime var ya, insanın kainattaki gurbeti mutlakasına kurtulma. Şimdi ben bu kainatın içini dolduracağım, aklım gidecek şimdi. Bak. Şimdi Şeceri hilkatı sayıyorum. Şeceri hilkat.
Nur-u Muhammed'in çekirdeğini sayma. Kab-ı Kavseyn. Bak bu, kainatın son hududu neydi? Bakar mısın? Kainatın son hududu neydi? Siddet-i Muntaha. Şecere-i Hilkat'ın son hududu? Kab-ı Kavseyn. İçine giriyor. Bak, kainatın son hududu. Üç defa söylettireceğim size. Kainatın son hududu? Siddet-i Muntaha. Şecere-i Hilkat'ın son hududu? Kab-ı Kavseyn. Yusuf'um, kainatın son hududu? Şecere-i Hilkat'ın? Kab-ı Kavseyn. Kab-ı Kavseyn içine sok. Meclü kes, peynir gibi kes at. Şimdi Şecere-i Hilkat'ı anlatıyor. Ana kargasını anlatıyor. Meclü attık. Kab-ı Kavseyn mi abim? İn aşağıya. Arş-ı Azam. Arş-ı Azam dağlar kadar fark var. Lütfen yazarsan görürsün. Kab-ı Kavseyn. İn aşağıya. Arş-ı Azam. İn aşağıya. Lef-i Mahfuz. İn aşağıya. Arş. Arş-ı Azam'la arş arasında Lef-i Mahfuz var. Bak. Kab-ı Kavseyn. İn aşağıya. Arş-ı Azam. İn aşağıya. Lef-i Mahfuz. İn aşağıya. Arş. Arş-ı Azam. Arş. Arştan bir daha sayıyormuş. Şecer-i Hilkat. Bu alt üst olacak. Değişecek şimdi sende. Kab-ı Kavseyn. İn aşağıya. Arş-ı Azam. İn aşağıya. Lef-i Mahfuz. Bunun bizde hep karşılığı var. İn aşağıya. Arş. İn aşağıya. Siddet-i Muntaha. İn aşağıya. Cennet Cehennem. İn aşağıya. Daire-i İlim. İn aşağıya. Daire-i Hayat. İn aşağıya. Kürs. İn aşağıya. Lef-i Mahfi İspat. İn aşağıya. Emri Kün Feykün. Nun. Kaf Nun tezgahları. Emri Kün Feykün. Kaf Nun. Tezgahlar burada. İn aşağıya. Alemi Berza. İn aşağıya. Yedi kat sema. İn aşağıya. Alemi Şehadet. Şecer-i Hilkat kainatı da içine aldı mı? Üniversite diploması, ortaokul diploması, bir başıda yüzbaşılık olduğu gibi. Şecer-i Hilkat'ın hududu, Kab-ı Kavseyn ama hepsini içine alıyor. Üniversite diploması. Kainat ise Siddet-i Muntaha dahil arşın altı, az yukarıda, aşağıya. Tamam mı? Şimdi iman bizi cennete soktu. İman diyor insanı kainattaki gurbeti mutlakasından kurtarıyormuş. Bak uygulayalım şimdi kardeş. İnsanın neredeki gurbeti mutlakası? Kainat. Kainatı sayar mıyız? Siddet-i Muntaha. Cennet, cehennem. Daire-i ilim. Daire-i hayat. Ne diyor diye bir hayal et. İşte kitap öyle okunacak ki. Keyif verecek. Nereden çıkarıyorsun kardeşim? Tipi tipten çıkarıyor. Bu kainatın içine bak ne sokacağım. İman insanı kainatın gurbeti mutlakasından kurtarıyor. Kainat da gurbettedir. Cennet kainatın içinde değil mi? Cennette dahi olsam gurbetteyim. Daire-i ilimde olsam gurbetteyim. Yani cennet, daire-i ilim, daire-i hayat, kürs, lef-i mahfi ispat, kaf, nun tezgahlar, alemi berza, yedi kat sema, dünya. Bu komplesinin içerisi benim gurbetim. İnsanı gurbet, insanın gurbeti mutlakası olan kainattan kurtarıyor diyor. Bak insanın kainattaki gurbeti mutlakasından. Kainat deyince hep bitirmişiz. Tamam. Şimdi iman ne yapacak? Niçin heyecanlandım? İnsanı kainatta gurbettir. Ulan cennet ya. Kainatın içinde. Peki cennet insan gurbette olur mu? İnsan aslı vatanlarına götürmektir. İnsanın aslı orası değil. Nereye koyarsan koy Mehmet, Yusuf. Arkadaşlar, cennet bile aslı vatan değil. Gurbettir. Bize diyor ya işte cennetin bin sene mesudane hayatı. Rüyeti Cevaloğlu'nun yanındakine. Şimdi, imanın iki cenahı vardı. Bir kuvvet. Dedik ya yavaş gidelim. Bir kuvvet, 23. sözü kullanıyor. Lütfen ben külliyatta söylemediğimi söyleyin. Ki ben de şey yapayım ya, ben de mi manyağım ya? Ben mi risanın dışına çıkıyorum? İmanın iki tane veri tabanı var. Kuvvet, nur.
Kuvvet ne yapar? Maziyi kurtarıyor. Maziyi kurtarmaya kuvvet. İmanın kuvvetine göre mazinin tesirine kurtulur. İmanın nuruyla geleceği yorumlar. İmanın bir şeyi var. İkisini birleştirirsen insan kainatta, yani insan siddet-i muntaha, cennet, cehennem, cennet, cehennem, daire-i ilim, daire-i hayat, bak cennette bile gurbettesin. Peki imanın 23. söze geçiyoruz. İmanın iki kuvveti vardı ya. İmanın nuru, imanın nuru, imanın kuvveti. İman insan-ı sani zülcelaline nispet ediyor. Devam, nokta. İman bir intisaptır. İman sani zülcelaline nispet ediyor, bağ değildir. Nesebini taşıyor, nesebini taşıyor seni. İman insanı sani zülcelaline nispet ediyor demek, iman Allah'a bizi bağlamıyor. İman bizim nesebimizi, genetiğimizi, kaynağımızı gösteriyor. İman insanı sani zülcelaline nispet ediyor, yani aslına taşıyor. Aslında tanıştırıyor. Esma, Allah. İman bir intisaptır, bu bağ işte. İman bağı budur. Nispet bağ değildir. Şimdi buraya uygulayalım. İmanın bir tanesi insanın kainattaki gurbeti mutlakasından kurtarıyormuş. Kainat dediğim burası mı? Cennet, cehennem, gurbeti mutlaka. Çünkü aslı vatan değil. Aslı olmayan her şey gurbettir. Aslı neresidir? Fenay mutlak. Cennete girmiş. Cehennemi görmüş. Çıkmış da, değil mi Miraç'ta? Arşa, Cebrail, bir adım da atarsam yanarım dedi Cebrail. Kendisi ondan sonra gitti. Cenab-ı Hakk'ın ilk önce kelamına, sonra rüyetine mazhar olmuş. Gidip gelmiş, o kapıyı kapatmış. Açık bırakmış. Peygamber o kapıyı açık bırakmış. Ne yapmış? Cenneti geçti mi arkadaşım? Ha, nereye gitti? Aslı vatanına. Ey insan, aslı vatanınız olan Adem babanız. Cennetine. Bu hakikatimiz. Ey insan, aslı vatanın olan cennetine. Aslı vatan orada. Ama Adem aleyhisselam cennette kondu. Cennete kondu. Ruh ailesi oradan mı? Bedeni oradan. Bedenin aslı vatanı o. Ruhun aslı vatanı ise cenneti isteyene ver onu. Bana seni gerek seni. Orada hakikatini anlatırken ey insan aslı vatanın olan cennete, bunu da biliyor. Ha, bu nedir? Bizim hakikatimiz, esma hakikatimiz cennet. Çünkü cennet esmanın perdesiz tecelli ettiği yer. Lümenesi de bende var. Ama insanda bir ben vardır. Ene nuru Muhammed'idir. Aslı kütük orası. Onun için bak niçin dünya değişecek dedim. İmandaki marifet, muhabbet ve lezzeti ruhaniye insanın kainattaki gurbeti mutlakasından kurtarıyor. Bu bir. İman insanı dünyadaki, bu dünya, dünyadaki vahşeti mutlakadan kurtarıyor. Kainattan da gurbeti mutlakadan kurtarıyor. Bir daha. İman insanı dünyadaki vahşeti mutlakadan, iman insanın kainattaki gurbeti mutlakasından kurtarıyor. Değişti mi abim? Bir tane kainat diyor. Mutlaka şu 6. mektuptaki gurbet, 6 tane gurbet var ya, kainattaki de o şeceri hırkattakiler. Evet. Ama şurada heyecanlanmanızı beklediğim şuydu. Kainat gurbet. Kainatın için cennet var. Bana seni gerek seni, isteyene ver onu, birkaç tane oraya al işte. Sen ne yap? Onu. Ondan sonra peygamber gitmedi mi kelamına, rüyetine? Ha, o aslı vatan işte. Hak yönümüz için gurbet değildir ama, değil mi abi? Kainat. Hak yönümüz için gurbet değil. Mahiyetimiz için gurbet. Hak demek, şöyle diyeyim. Esma-i Hüsna'nın bizdeki numuneleri hak. Hakayke şey sabit tutun. Hak demek Esma-i Hüsna'nın kainattaki cilve, cemal, nakı, sanat. Tamam mı abi? Ağaç. Ağaç. Ağacı Allah ne esma tecelli ettirmişse insana çekirdek yapmış. Bir kuvve yapmış. İşte insandaki o ağacın bir kuvve
kanuniyet itibariyle nümunelerinin toplamına hak. Ama insanın bir genetiği var, aslı var. Nur-u Muhammedi yönü, o mahiyet. İnsandan, dolayısıyla o Nur-u Muhammedi'den yaratılmış cennet, cehennem, 18 bin alem, arş-ı azam, lef-i mahfızlar, Nur-u Muhammedi. O cihet itibariyle biz kainattan önceyiz. Yani şunu diyeyim, kesiyorum, ezan okundu. Okundu değil mi? Toprak. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve, çekirdek. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu kökteki çekirdek de, meyve içindeki çekirdek ne aynıdır ne gayr. Dolayısıyla insan bu dünyada meyvedir. Ama meyvenin içinde bir çekirdek var ki kökteki çekirdeğin aynısı. Eğer sen bunu fark edersen, bu çekirdek itibariyle şuraya bakarsan, buranın aslı gibisin. Ne aynıdır ne gayr. Aynadaki güneş. Bu itibarla sen kainattan öncesin. Dolayısıyla sen Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennet, cehennem, domuz, yılan, kadın, erkek, 18 bin alemden her şeyden öncesin. Buna ne denilir? Bu kökteki çekirdekte, meyvedeki çekirdeğe mahiyet denilir. Mahiyetleri aynı. Ama meyve nedir? Hakikat. Eğer meyve cihetiyle düşünürsen ağacın sonusu. Tamam. Sonusu meyve insan bu dünyada. İnsan bu dünyada meyvedir. İşte meyve hakikattir arkadaşlar. Meyvenin içindeki çekirdek senin mahiyet. Mahiyet itibariyle kainattan öncesi. Hakikat itibariyle kainatın sonusu. Anladık mı? Çok garip oldu değil mi? Mahiyet itibariyle kainatın da başısın, Nur-u Muhammed'isin. Bak mahiyet itibariyle asılsın. Ama hakikat itibariyle, vuruşlar itibariyle kainatın sonusun. Yani ağaç itibariyle meyve sonuçtur, hakikat. Meyve sensin, hakikat. Ama meyvede bir ben vardır benden, içe ruh, daha arkada. Bu meyvenin içindeki çekirdek mahiyet. Kökteki çekirdek mahiyet, mahiyetin itibariyle kainattan öncesin, hakikat itibariyle kainatın sonusun. Anladık mı abi? Nur ve mana. Ben bu kadar anlatabiliyorum. Tamam, oldu oldu. Oturdu mu abi? Ha, o zaman iman ne yapıyormuş bizi? Bir tanesi şu, hakikatımızdan çıkarıyor, ötekisi mahiyetimizden çıkarıyor. Bir, iman. İman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzeti ruhaniye bizi dünyadan, vahşet-i mutlakadan, iki, insanın kainattaki gurbet-i mutlakasından kurtarıyor. Yani, aynı toparlıyorum ikisini de, yani iman, insanı sahne-i zülcelalen nispet ediyor. İman bir intisaptır. Başka, iman hem nurdur, hem kuvvettir. İman kuvvettir. Maziye ne diyor onu? Maziye bir şey diyor. Mazideki şeyini düzeltiyor. İman. İman mazi. İmanın kuvvetine göre maziye geçip oranın getirmiş olduğu vahşetten, sıkıntıdan seni kurtarıyor. İmanın nuru ise insanın istediği hayatı, ebed hayatı temin ediyor. Yani bir tanesi maziye çalışıyor iman. Bir tanesi İstikbale çalışıyor. Maziye mahiyet itibariyle girebiliyoruz ona. Bak şunu göstereyim de. İman hem nurdur hem kuvvettir. Tamam mı abi? Bunu... Şimdi bu şeyi göstereyim. Maziye nereye gitti o? Mazi temiz şey yapıyor. Elem mi? Mazin evet. Ne diyor? Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İmanın kuvvetini hadisatın... 312'nin sonunda. He. Zamanı mazi ve müstakbele zulümattan kurtarıyor. Ha bakayım, imanın nasıl bir nurdur? İnsan ışıklandırıyor, üstüne orayı mı? Evet. Devam onun, devam. Üstündeki yazılan bütün mektubatı Samet'e okuturu. Öyleyse
kainatı da ışıklandırır. Zamanı, mazi ve müstakbeli zulmattan kurtarıyor. Bu. İmanın kuvveti bu. İmanın nuru da istikbal işi yapıyor. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masselamattir.